alerjileri için bitkisel destek mümkün müdür? Evet, cilt yani besin alerjisi. Besin alerjisi kişi, bazıları yumurta, bazıları çilektir, fındıktır, fıstıktır, herhangi bir şey yediğinde bazen boğazı şişer. Benim bir tanıdığım ceviz yemiş, boğazı tıkanmıştı. Nefes alamaz hale gel. Anjiyo ödem oluşur. Yani her insanın farklı farklı alerjik reaksiyonlar olur. Herkes de aynı şekilde gözükmez. Farklı olur. Çok çok farklı farklı alerji türleri var. Tabii polenlere karşı alerjisi olan var. Besinlere karşı. Hayvanların kıl ve tüylerine karşı. Evet. En başta ben geliyorum bunların başında. Öyle mi? Bunun sebebi de iki sebebi var. Bir, kişinin gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlığı varsa bunun sebebi %80 bakteridir. Helicobacter pylori. Akıllı bakteri birçok toksik madde üretir. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Histamin oranı yükselirse, bunu bünye frenleyemezse alerji ortaya çıkar. %20 mideden kaynaklanır. %80 ise bağırsaklardan kaynaklanır. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanmışsa bağırsak florası bozulur. Faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar. Bağırsak kendini toksik maddeye karşı korumak için yağlanır, yağ tabakası oluşur. Yağ tabakası oluşursa yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranının azalması, ince bağırsak çok özel bir enzim salgılar. Diaminooksidaz. Bu enzim azaldıkça histamin sürekli. Bu enzimin görevi karaciğerde, böbreklerde, akyollarda depo olup bulunur. Bu enzimin görevi histamini minimum seviyede tutmak, dengelemek. Bağırsak yağlandığı zaman enzim salgılayamaz. Enzim azalırsa histamin yükselir. Modern tıp ne yapıyor? Kortizon 1, antihistaminik 2. Bu ikisi kimyasal ve tehlikeli. Kemik erimesine, hafıza zafiyetine, ödeme, yüzde şişme vesaire birçok yan tesiri var. Bu nedenle kimya kullanmak tehlikeli. Ne yapalım o zaman? Değil mi? Tabii, ne yapmak lazım? Evet, şimdi kimyasal destek veremiyorsak. Kimyasal destek tehlikeli. Kullandıkça vatandaşı perişan eder. Bağımlılık da yapıyor sanki. Tabii böyle kullandıkça ilaçlar. Dozajı artırmak gerekir sürekli. Şimdi çörek otu çok mübarek bir bitki maşallah. Çörek otuyla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Eskiden ekmeklerin üzerine mutlaka rahmetli annem her sefasında biraz bundan serpiştirirdi. Bu nedenle ekmek bazı yörelerde çörek diye de anılır. Yani ismi o kadar yerleşmiş ki ekmeğe çörek dediniz. Şimdi bunun birleşiminde vitaminler, mineraller, enzimler var da çok önemli bir şey daha var. Doymamış yağ asitleri. Omega 3, 6, 9. Balık yağlarında yağ gibi. Omega 3, 6, 9 bulunur. Bir. İki, eterik yağlar. Nigelon isimli bir eterik yağ içerir. Bu aynı histamin gibi etki yapar. Antihistaminik almaya gerek yok. Antihistaminik tehlikeli. Fakat bunun birleşimindeki nigelon aynı antihistaminik gibi etki yapar. Yan etkisi yok. Tiho Çinon denen bir etken madde daha içerir. Bu da bronşları açar. Alerjik astımı olan, alerjik bronşiyal astımı, alerjik riniti olanlar için rahatlatır, relax. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bunun bir tohumu var, bir de yağ var. Şöyle, çörek otu yağı. Bunu da Mısır'dan getiriyoruz özel. Bunu mesela kişi alışmamışsa, alışkın değilse çörek otu çayını içmeye bir tatlı kaşığı bir su bardağı kaynar suyla karıştırarak içebilir. Alışmamışsa bir tatlı kaşığı. Ama benim gibi alışmışsa, içtiği zaman rahatsızlık vermiyorsa ben bir çorba kaşığını bir litre suya demliyorum, çay gibi içiyorum. Problem değil. Demlenebilme özelliği var mıydı çörek otunun? İlk defa duyuyorum ben. Yani demleme özelliği var. Ben demliyorum, içiyorum ama her insanın bünyesi farklı. Bazılarına ağır gelebilir. Bu nedenle bir tatlı kaşığıyla başlasın. Ben bir çorba kaşığı demlesem bana zarar vermez. Ben bunu demledikten sonra tohumunu yerim, yine de zarar vermez. Çünkü benim bünyem alışık. Başkası aynısını yapsa rahatsız olur. O nedenle başka birisi çayını içmek istiyorsa bir tatlı kaşığıyla başlasın. Sert, acımtırak bir tadı var. Herkes bunun çayını içemez. İçecekse
yavaş yavaş az bir dozajla başlasın. Yani önce az biraz, başlayacağız, bir alıştırma sert yapacağız. Ben iki çorba kaşığı da çayını demlesem bana bir zarar verme. Alışkın bünyem. Hı hı. Bende çok yoğun bir alerji vardı. İki ay askerlik yaptıktan sonra uyuz gibi kaşınmaya başladım. Et yiyince sonra polen alerjisi. Tedavi olamadığı zaman alerji katlanarak gider. İşte polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem vesaire vesaire. Uyuz gibi kaşınmaya başladık sonunda. Araştır, araştır. 7 ay çörek otu çayı içtim. Korkumdan alerji, yani kortizon gibi etki yapar. Alerji yükselecek korkusuyla 7 ay bunun çayını içtim. Sonra iksir, aloe vera jel vesaire diğer formüller geliştirdim. Sonra kurtulduk hamdolsun. Yani bu aynı kortizon gibi, antihistaminik gibi etki yapar. Birleşimindeki nigelon. Yani çok çok güzel doymamış yağ asitleri içerir vesaire. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Mesela Münih'te Araştırmalar Enstitüsü yapmış olduğu araştırmada 600 hasta üzerinde, alerji hastası üzerinde tedavi denemesi yapmış. Hastalarda %97'ye varan oranda tedavi edici olduğu belgelenmiştir. Hı hı. 16. Uluslararası Tıp Kongresi İsviçre'nin Baden şehrinde yapılmış. Burada besin alerjisine karşı çörek otunun etkili olduğu belgelenmiş. Klinik araştırması yapılmıştır. Besin alerjisine karşı evet, çörek etkili otu etkili. Evet. Hı hı. Efendim yine Hindistan'da klinik araştırması yapılmış. Ankara'da, Türkiye'de de yeni yeni çalışmalar oluyor. Nigelon'un aynı histamin gibi etki yaptığı belgelenmiş. Erzurum'da klinik araştırması yapılmış. Münih'te yapılan klinik araştırmada ise vücutta oluşan lökotrin iltihabı, sedimentasyonu iltihabı artırır. İltihabı önleyici özelliği olduğu belgelenmiştir. Birçok klinik araştırması var çörek otuyla ilgili. Yani herhangi bir yan etkisi de yok maşallah. Hı hı. Evet, çörek otunun faydaları sayılmayacak kadar çok. Gerçekten bir de cilt alerjisini özellikle ilk defa duyuyorum ve yine demlenip içildiğini. Evet, bu çörek otu ya içildiği gibi. Mesela geçenlerde bir beyefendi üşütmüş, üşütme grip nezle derken adamcağızın sırtından böyle alerjik, belinde sırtından kuyruk sokumuna kadar sırtı böyle dobur dobur olmuş. Kurdeşen dökme gibi. Ya ne yapacağız, ne yapacağız? Ozon yağı sür dedim. Sürdü, biraz rahatlamış ama geçmemiş. Dedi ki geçmedi. Çörek otu yağı deneyelim. Çörek otu yağı iki defa sürdüğünde hiçbir şey kalmamış. Çörek otu yağı böyle ciltteki alerjik rahatsızları da ortadan kaldırdığını gözlemledik. Zaten bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Belge var, bilgi var. Yani ben de başkaları üzerinde böyle bazen görüyorum, gözlemliyorum. Peki efendim, demlenip içiliyor ama yağ harici çörek otu yağı hem içilir hem de mesela İçilebilme özelliği var mı? Tabii. Mesela diyelim bu vatandaş kurdeşen dökmüş. Sırtında böyle sivilce gibi küçük 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 noktalar oluşmuş. Hı-hı. Geçmiyor. Hı-hı. İyileşmiyor. Kaşınıyor. Bundan 2-3 defa sürdü hiçbir şey tertemiz etti. Bu özelliği de var. Yani anti alerjik özelliklere sahip. Birleşimindeki nidolon aynı histamin gibi, kortizon gibi etki yapıyor. Vücudu temizliyor, arıtıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bununla ilgili tabii mesela birçok klinik araştırması, biraz önce söylemiştim, mesela Münih'te Münih Araştırmaları Enstitüsü 600 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış. %97 gibi büyük bir başarı elde etmiş. Bazıları sabretmemiş, bırakmış. Ya. Peki efendim, kullanma sıklığını da biz yine izleyicilerimize söylemiş olalım. Ne derece sıklıkta kullanacaklar? Günde kaç kez ya da haftada kaç kez? Ciltte mesela böyle biraz önce söyledim, kurdeşen gibi böyle kabarcıklar oluşmuşsa, hı hı, sabah akşam birer defa bir tatlı kaşığı veya iki tatlı kaşığı sürerek masaj yapılmasında fayda var. Hı hı. Ama uzun süren bir rahatsızlıksa evet, çayı içilebilir. Fakat alerji tetikleyen birçok faktör var. Midesinde problem varsa, hı hı, tonik yani lahana suyu kullanması gerekir. Bağırsaklarında bir problem varsa aloe vera kullanması gerekir. Karaciğerinde bir problem varsa enginar kullanması gerekir. Pankreasında bir problem varsa zerdeçal. Yani rahatsızlığa göre bilmek gerekir. Tetikleyen sebep nedir?
Çok nadir karaciğer yağlanması da tetikler alerji. Çok nadir pankreas yağlanması da tetikler alerji. Yani tam bilemezsek rahatsızlığın sebebini, önce tabii ki doktoruna gidiyor hastalar. Tabii. Tahlil yaptırıyor, teşhis yaptırıyor vesaire vesaire. Sebebi biliniyor. Ondan sonra kimyasal ilaç yerine biz bunları destek olarak tavsiye ediyoruz. Çayını da hemen söylemiş olalım. Çay normal olarak çok serttir. Hı hı. Alışkın olmayan bir kişi, hı hı, bir tatlı kaşığını bir bardak kaynar suya, hı hı, demleyerek içebilir. Peki efendim, aç mı, tok mu? Fark etmez. Sabah mı, akşam mı? Fark etmez. Ya da canı ne zaman isterse ne mi? Ne zaman isterse kullanır. Günde 3 defa içebilir. Hı hı. Ama ben alışkın olduğum için 2 çorba kaşığı 1 litre suya demliyorum. Yani şimdi içmiyorum gerçi de, yani o zamanlar 15-20 yıl önce. Hı hı. Yani arada sırada içirmekte fayda var. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için. Güçlendirmek amaçlı. Temizlemek, arıtmak için. Yani ben çok içiyorum ama herkes aynısını yapamaz. Çünkü sert. Bünye meselesi diyelim. Bünye meselesi. Zaman, alışkanlık. Tabii, her insanın alışkanlık. Bünyesi farklı. Mesela bundan 25 yıl önce bir Alman Almanya'dayken üşütmüş, grip olmuş. Gelmiş bana dedi ki, üşüttüm, çok ağır, çok kötüyüm. Bir türlü kendime gelemiyorum. İlaç falan kullandım halde dedi. Hı hı. Isırgan çayı içtim. Ne kadar içtim? 2 bardak içtim. Bu da çabuk iyileşim diye 3-4 bardak içmiş. Bir gün sonra geldi adam, surat 2 karış. Ne oldu? İyileştim ama sabaha kadar hiç uyuyamadım. Niye uyuyamadın? 3 pijama, 2 yorgan değiştirmiş. Ter su içinde kalmış. Dedim ki ben 2 litre içiyorum, bana bir şey olmuyor. Alışkın, benim vücudum alışkın. 2 litre ısırgan çay içsem bana bir şey olmaz. Ama adamcağız 2-3 bardak içmiş, sabaha kadar uyuyamamış. Ama yani saunada gibi terlemiş. Ter su içinde perişan olmuş. Hani her insanın bünyesi farklı. Bir de bu kadar kimyasalın içerisinde de bitkisel desteğe geçildiği zaman bünyede bir şaşırmış oluyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yani alışkın olmayan insanlar hafif dozajla başlayacak. Hı hı. Benim gibi yıllardır bu ürünleri kullanan için fark etmez. Benim bünyem alışkın. Bünyalı. Ama bünyesi alışkın olmayan hafif dozajla başlayacak. Yavaş yavaş. Hı hı.